Mutlu ailelerin hikayeleri birbirine benzermiş. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu olurmuş. Biz mutlu bir aileydik. Kendimize özgü mutsuzluğumuzla tanışmamışsa birdenbire oldu. Bütün kötü şeyler gibi aniden, sadece birkaç dakikada. Evlatlarımızla sınandık. İyi insanlardık. Ama çok kötü şeyler yapmak zorunda kaldık. Babamız sevgilisiydi. Siz bilirsiniz. Anlaşmalı boşanmazsa neyi var neyi yok alırız. Sonuçta ortada basına yansımış bir ihanet var. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Alo, Aylin Hanım. Semra'cığım, eve geldim artık. Çok geç. Yetişemedim. Neyse, çok acil bir şey değildi zaten. Görüşürüz. Aa, İnci. Ne haber? İyiyim, hoş geldiniz Aylin abla. Annen yine döktürmüş. Periviz de yapacaktı ama babamın ağrıları yine çok artmış. Yetiş diye onu çağırınca bana bıraktı gitti. Aylin abla, başka bir şey yoksa ben çıkayım mı? Birlikte yemek yiyelim, öyle gidersin. Peki. Anne, anne ya anlama bir şey de. Ne oldu güzelim? Gel anlat bakayım. Bana yeteneksiz dedim. Resimlerim çirkinmiş. Ha, hiç de bile çok güzel. Ablan şaka yapmış sana. Yo. Gayet ciddiyim. Cemre'cim, bak kardeşin üzülmüş. Daha fazla uzatma şakayı istersen. Resme yeteneği yok. Niye kandırıyoruz ki? Hep böyle pışpışlanmayacak. Benim resmim güzel. Sen beğenmezsen de annem beğendi. O annemiz. Ne yaparsak yapalım beğenecek zaten. Peki senin bu hallerin Cemre? Hiç hoşuma gitmiyor. Onları ne yapacağız ha? Acıkmadınız mı? Hadi kızım ellerimizi yıkayalım. Cemre? Okul nasıl gidiyor? İyi. Dur dur, elinle yeme. Senin ekmeğin kızarmış olacaktı değil mi? Giderek anneme benziyorsun İnci. Küçük halin.